DuX kanalından hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere bana çok fazla sorduğunuz Windows'un temasını nasıl siyah yapacağınızı göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet, ilk olarak arama yerine Windows 10 yazıyorsunuz. Google'a gelip Windows 10 yazdığınızda bakın en üstte Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyası indir. Yani Microsoft'un kendi sitesi olan buraya giriyorsunuz. Ve buraya girdiğiniz zaman Windows 10 Mayıs 2019 güncelleştirmesi diye bir şey karşılıyor size. Buradan hemen güncelleştire bastığınızda şöyle bir şey iniyor. Ve buradan bilgisayarınızı işte ayar orada bir şeyler soruyor ileri falan işte diyerek oradan güncelleştirmeye başlayabilirsiniz. O şekilde güncelledikten sonra bilgisayarınızı güncellediniz diyelim. Bunu yaptınız. Bilgisayarınızı yeniden falan başlatıyor işte güncellediğinizde. En son sürüm yapmış oluyorsunuz. Ve sonra bu arama yerine şöyle WinRAR yazalım. Bakın şuradaki sürüm, bakın sürüm 1903. Buradaki sürüm 1903 olması lazım. Sizde bu kaçsa, yani düşükse 1809 olabilir. Genelde 1809 falan kullananlar var hala. Her neyse 1903 sürümüne güncellersiniz bu şekilde. Ve yanındaki is derlemesi bakın. Bu da bu şekilde olacak. Bunun da bu şekilde mesela deyin ki burası 1903 ama bu sayılar aynı değil mesela. Buraya da update yazıyorsunuz bu sefer. Windows update ayarlarına giriyorsunuz. Buradan güncelleştirmeleri denetle diyorsunuz. Bakın benim gördüğünüz gibi şu an güncelsiniz diyor. Evet. Güncel olduğum için bu şekilde oluyor. Hem buradan güncelliyorsunuz bu 2019 güncelleştirmesinden hem de buradan güncelliyorsunuz. Buradan dediğim şu update ayarlarından güncelliyorsunuz. O şekilde güncel tutuyorsunuz bilgisayarınızı ve güncelledikten sonra masaüstüne gelin ve şuradan bu bilgisayarı açın. Burada bakın güncelledikten sonra siz, çok fazla artık dosya oluşuyor. O artık dosyaları temizlemek için de buna sağ tık özellikler yani şu Windows işareti olana sağ tık yapıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Buradan diski temizle tıklıyorsunuz ve burada en altta bakın solda sistem dosyaları temizle var buna tıklıyorsunuz. Ve buranın açılmasını bekliyorsunuz. Burada sizin güncelleme dosyalarınız birikiyor. Bakın mesela şu an ben güncellediğim için 70 MB mesela önceden bir güncelleme gelmişti. Onu güncellediğim için 70 MB var. Burada isterseniz indirilenler klasörünü işaretleyebilirsiniz ama indirilenler klasöründeki şeylerin silinmesini istemiyorsanız işaretlemeyebilirsiniz. O şekilde ben silinmesini istemediğim için işaretlemiyorum. Ve 70 MB var. Siz de burada güncellediğiniz zaman daha fazla MB olur. Ve sonra tamam dosyaları sil diyorsunuz. Bu şekilde burayı temizliyorsunuz. Ve şimdi gelelim burayı siyah yapmaya. Şimdi burayı siyah yapmak için masaüstüne geliyorsunuz ve sağ tık yapıyorsunuz. Buradan kişiselleştire giriyorsunuz. Ve buradan renklere giriyorsunuz. Ve renklerde bakın şurada koyu var. Bunu ben özel yapıyorum. Mesela birisi sormuştu. Şu dosya bölüm siyah, şu alt taraf, şu alt kısım, şu uygulamaların olduğu kısım beyaz nasıl yaptın diye sormuştu. Hemen mesela şimdi bakın buradaki varsayılan Windows modunuzu seçin diyor. Ben bunu açık yaparsam bu altı beyaz olur. Koyu, burası da koyu yaparsam bakın dosya bölümü koyu, alt taraf beyaz. Ben şimdilik ikisini de koyu kullanıyorum. Arada bir değiştiriyorum kafama göre. İsterseniz mesela bunu açık yaptınız. Mesela dosya bölümü açık, bu altı siyah yapabilirsiniz. Burası açık, burayı koyu yapabilirsiniz ya da ikisini de koyu yapabilirsiniz. Koyu yaparsanız hem alt siyah hem de bu dosya bölümü siyah olur. Yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Windows'unuzu siyah modda kullanabilirsiniz. Herhangi bir programa falan ihtiyacınız yok. Sadece Windows'unuzu son sürüme güncellemeniz gerek. Evet, geldik videomuzun sonuna. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımda beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.